Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Vakıa Suresi 3. Bugün inşallah bu sürenin son bölümüne gelmiş olduk. Allah Teala burada kasem ederek, yemin ederek ayet-i kerimeye başlıyor burada. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Fela uksimu bime vakiin nücum. Mevla buyuruyor. Fela ukusimu. Buradaki lam-ı zaide deniyor buna. Yani ziyade, fazla. Aslında Arapçada lam olumsuz yerde gelir. Yani olmaz, yok gibi anlamda gelir. Buradaki lam ise lam-ı zaide ziyade olarak geliyor. Tekiden geliyor. Ve Mevlam buyuruyor. Yemin ederim. Allah buyuruyor. Cereşah. Allah her şey hak tabi gerçekten. Mevlam buna mecbur değil haşa. Ama Rabbim bizim demek ki dikkatimizi çekmek için burada Rabbim yeminle başlıyor. Yemin ederim. Neye yemin ediyor burada Allah Teala? Bir mevaki'in nücum. Yıldızların vuku olduğu yerlere. Mevaki'ine, mevkilerine. Yıldızların nedir mevkileri? Yani yörüngeleri. Buradan Mevlam yemin ediyor. Yıldızların yörüngelerine. Allah yemin ettiğine göre demek gerçekten insan gücünün ötesinde olan bir olay. Yıldız. Mesela güneşin bir yıldızdır. Güneşimizde. Güneşten daha bir yıldızlar da var. Yani enerji depoları korkunç ama böyle. Hayal ötesi enerji depoları yıldızlar böyle. Onları Rabbim yaratan Rabbim. Onları yönü oturan Rabbim. Onları denetleyen Allah-u Teala Mevlam böyle. İnsanlar uzaya bir uydu gönderiyorlar da kıyameti koparıyorlar yani. Şöyle oluyor, böyle oluyor falan koparıyorlar böyle işte. Bak Rabbim yarattığı uydular. Yani yıldızlar, güneşler yarattı Mevlam. Onları yaratan, onlara enerjiyi yükleyen Mevlam. Enerjiyi devamlı sürekli çalıştıran Rabbim. Hepsinin yörüngesi var. Bu da Rabbim buna yemin ediyor. Ve innehu le kasemun ve bu bir yemindir Allah buyuruyor. Lev ta'lemune azim. Eğer bilebilseniz bu çok azim, muazzam bir yemindir. Allah Teala buyuruyor burada. Dünyamız onların yanında bir nokta bile kalmadı. Dünyamız. Tabii bizim gözümüzde dünya çok ama çok büyük. Mesela bir insan yaya olarak yürümeye kalkışsa Akdeniz'in çevresini pek ömrü yetmez kişinin buna. Ya okyanuslar, bu kadar muazzam bir dünya bizim gözümüzde geçti. Büyük dünya böylece. Fakat yıldızların yanında, yani galaksinin yanında dünyamızda ancak bir hiç olmuş oluyor. İşte yıldızları yaratan, galaksiyi yaratan Rabbim, onların her birinde belirli yörengesi oturtan Rabbim. İnnehu le Kur'anun Kerim. Arkadan Mevlam bize burada şimdi Kur'an-ı Kerim buyuruyor böyle. Yani önce dikkatlerimiz göklere çekiliyor. Yıldızlara, güneşe, onların bulunduğu yörengeye dikkat çekiliyor. Buradan Rabbim bize şimdi burada Kur'an'ı buyuruyor. İnnehu o. Kur'an-ı Kerim'in böyle şerefine binaen burada zaten böyle geliyor. Le Kur'an-ı Kerim'in o Kerim olan bir Kur'an'dır. Burada Mevlam buyuruyor. Burada Kerim, Kur'an-ı Kerim'in sıfat olarak geliyor. Özelliği olarak geliyor. Kur'an-ı Kerim'in tabii çok özellikleri var. Hatta çok değil de sayısız özellikleri var.
Allah kelam olduğu için. Burada bize Mevlam kerim sıfatını buyuruyor. Kerim yararı çok. Maddi manevi. Küfürden insanları imana çıkaran, dalaletten kurtaran, insanı tevhide götüren, insan gönlünü nurlandıran Kur'an-ı Kerim. İnsanın geleceği de Kur'an-ı Kerim'e bağlı. İnsan dünyada Kur'an'a yapışırsa bu nedir? Habdullah Metin Kur'an-ı Kerim. Allah uzattığı en sağlam ip Kur'an-ı Kerim'dir. Kim dünyada Kur'an-ı Kerim'e yapışırsa. Gerçekten Kur'an-ı Kerim Habdullah Metin'dir. Allah'ın uzattığı sağlam iptir. Nedir dünya? Uzay boşluğunda bir gezegen. Uzay boşluğunda. Evet, ayaklarımız yere dokunuyor ama dünya bir yere dokunmuyor ama dünya boşlukta ama. İşte bizler şu dünya boşluğu dünyada duruyoruz. Demek ki kim ki Allah'ın uzattığı ipe sarılırsa, kim Kur'an-ı Kerim'i yaşarsa, Kur'an benim kitabım derse, kim yönünü Kur'an-ı Kerim'e çevirirse, nedir Kur'an-ı Kerim? Kerim'dir işte. Kerim, o kişiye hem dünyada hem ahirette sayısız yararları olacaktır. Kur'an-ı Kerim dışındaki kitaplar, ne kadar heyecanlı romanlar da olsa, ilmi, bilimsel kitaplar da olsa, ilgi okuyacak insana bir heyecan, zevk de verse, ama tekrarlanınca insana bir usanç, bıkkınlık gelmeye başlar. Hatta Kur'an dışındaki bir söz bile, hikaye bile, bir insan bunu tekrar anlatırsa artık bunu dinleyenler yeter artık derler. Kaç ya bunu söyledin derler mesela. Gerçekten öyle oluyor. Mesela bazı kişiler önce konuşu unutur da tekrar şeyi söyler. Arada tekrar onu söyler. Artık karşı yeter derler. Yani demek ki Kur'an-ı Kerim'in dışında ne kadar kitap heyecanında olsa, bilimsel de olsa, ne olursa olsun, tekrar tekrar okununca, dinlenince, muhataplarına bir usanç, bıkkınlık veriyor. Ama Kur'an-ı Kerim'e gelince, örneğin bir hafız, hafıza çalışırken, aynı ayet-i kerimeyi karşısına okur. Altı ayet-i kerimeye geçer, İkisini birleştirir, derken sayfa sonuna gelir ve sayfayı baştan başa kat defa okur. Bir de önceki sayfaları da bunlara katar, okur bunları. Usanç gelir mi? Gelmez muhteremler. Gelmez böyle şey. Kur'an okumasını bilmeyen bir kimse bile, mesela bir kimse Fatiha-i Şerife'yi Allah rızası için okursa tekrar tekrar, 3 sefer, 5 sefer, 7 sefer, 10 sefer, 100 sefer, 1000 sefer okursa ne olur? Bıkar mı? Bıkma muhteremler. Hatta Kur'an'da gelen tevhid kelimeleri, mesela La ilahe illallah, Mevlam buyuruyor, Fe'lem ennehu la ilahe illallah buyuruyor Mevlam. Buradaki yalnız bu tevhid kelimesine, yani La ilahe illallah bu tevhid kelimesine bir kimse 10 defa, 100 defa, 1000 defa söylese ne olur? Bıkar mı? Kesinlikle bıkmaz. Bunu kişi tekrarladıkça ruhsal zevk duyar. Manevi feyiz duyar. Bu da nedir işte? Kur'an-ı Kerim'e özel bir hal. Yani Kur'an dışında bugünkü İncil'den kitaplar da, Tevrat da dahil, ne olursa olsun tekrar insana usanç verirler.
fi kitabim meknunin. Allah buyuruyor. İşte o Kur'an-ı Kerim fi kitabin bir kitapta yazılmıştır. Buradaki kitaptan maksat nedir? Amaç da lehü mahfuzadır. Meknunin orada bu nedir? Gizlidir. Gizlidir. Yani oraya herkes muttali olamaz. Lehü mahfuzda. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i kudret kalemine yazdırdı Mevlam. Nun suresinden geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Nun vel kalemi ve ma yesturun, Allah buyuruyor. O kaleme yemin olsun ki kalem yazın satıra yemin olsun Mevlam buyuruyor. İşte Kur'an-ı Kerim önce levh-i mahfuza yazıldı. Ondan sonra Kadir Gecesi'nde dünya semasına indirildi. Oradan da 23 yılda peyderpey Peygamberimize ayet ayet süre süre geldi ve tamamlandı. La yemessuhu illel mutahherun. Allah buyuruyor. La yemessuhu, ona dokunamaz. Burada hu zamiri var, ona anlamına geliyor. Bu zamir nereye gidiyor? Kur'an-ı Kerim'e mi gidiyor? Kitab-ı Mehdun'a mı? Lehim hafıza mı gidiyor? İkisine de gidebilir. Makabinin ikisine gidebilir bunların. Demek ki şu hali nedir? Lehim hafıza kimse el süremez, atamaz. Oradaki sırlara kimse erişemez. İllel mutahherun, ancak pak temiz olanlar. Kimler bunlar da? Melaike-i mukarrebin. Lehim mahfuzda her şey oraya yazıldı. Kıyamete kadar da, kıyametten sonra da ne olacaksa, dünyaya kaç kişi gelecek, ne zaman gelecek, hangi kıtada, hangi ülkede ve bunun ebeveyni kim olacak? Bir karıncan rızkı yazıldı orada. Yazılı orada. Ancak oraya kimler oraya mutlu olabiliyorlar? Temiz olanlar. Hangi temizlik bu? Ruhsal manevi temizlik bu. Yoksa bir insan derisinin dışını, bir insan bedeninin yandığı bir dışını her gün en kaliteli sabunla 100 defa yıkasa da ama içteki pislik tabii gitmiyor da. Kalp temizliği, gönül temizliği. Öyle kişiler var ki onlara göre kalpleri temiz. İnşallah öyledir. Öyle olması tabii isteriz de, temin ederiz de. Ama acaba nedir kalp temizliği nedir ama? Acaba bunun farkındalar mı kendileri daha böyle? Nedir kalp temizliği? Eğer bir kalpte Allah'tan başka bir şey yoksa işte odur kalp temizliği. Ki Mevlam buyuruyor. Bir kalbin selim. İlla men etallâhe bir kalbin selim. Mahşerde bu öyle olacak. Yani yevme la yenfe malun ve la benun, Allah buyuruyor. O günde insana ne malı ne evladı fayda vermeyecek. İlla men etallâhe bir kalbin selim. Kim ki kalbi selim ile Allah'a kavuşabilirse son nefesinde. Yani kişinin gönlünde, kalbinde yalnız Allah aşkı sevgisi olursa. Beden meşgul olabilir mi? Olabilir muhtemelen. Yani elin bir iş yapması, ayağın yürümesi, akciğerlerin solunum yapmaları, kalbin çalışmaları, midenin sindirim yapması, kan dolaşımı, bunlar engel değil bunlar böylece. Aynen bunlar gibi dış organlarımızın çalışması da bunu engel değil böyle. İnsan dış organı çalışabilir ama kalp Allah'ı olmaz Celle Celaluhu. Böyle bir şey olabilir mi? İmkanı var mı buna acaba? Tabii olmasa
bize bunu buyurmazdı. Var demek ki böyle. Bir örnek verelim buna. Bir kimsenin eşi, hele yeni evli kişi de, hanımı da ilk çocuğun doğum yapacak. Hanımı hastaneye kaldırılmış ama kendisi gurbette o anda. Yeni gurbette. Tabii bu günümüzde telefonlar var. Her an telefonla konuşuyor. Hanımın işte hastaneye kaldırıldığı doğumu alınmak üzere şu bu. Kişi ne yapar o anda? Belki o anda çalışmakta. İş yerine belki de çalışır kişi şu anda. Görevi icabı. Evet, eli çalışır, gözü bakar, ağzı konuşur ama onun kalbi, gönlü eşindedir o anda. Ay bu ne halderden böyle işte. Demek ki olabiliyor mu? Olabiliyor mu? Olabiliyor. İşte ancak bu şekilde kalbi temiz olanlar, ki meleklerin büyükleri, peygamberler ve bazı evliyalar da onlar da, tabii sürekli olmamakla beraber bazen bir perde aralıklarından onlardan böyle. Yani genelde evliyalarda, yani peygamberler tabii daha açık oluyor onlarınki. Genelde evliyalarda bazen bir hal olur evliyalarda böyle. Daha güçlü bir hal olur evliyada. O anda perdene kalkar, o anda o evliyanın gözü yumuk bile olsun lehmavuzu görür. Oradaki sırlara erişir, bazı sırlara. Bunun için bazı evliya bazen bir şey söyler, o da bakarsın ki gerçek çıkar. Ama her şeyi bilemez ama. Her şeyi bilemez. O anda ondaki hal ile, ruhsal hal ile, aşkullah ile bir çeşit bey gelir. Ondan kaynaklanan bir manevi rüzgar denir buna böyle. Aradaki perde sarsar yani böyle. Manevi perde sarsar. O anda bir şeye sıra vakıf olur anlamda böyle. İkinci anlamı bunun, buradaki zamir Kur'an-ı Kerim'e racidir, oraya gider. Kur'an-ı Kerim'e ancak temiz olanlar dokunabilir, el sürebilirler. İşte fıkıhtaki temel kural da budur. Bütün mezheplerin kabiliyeti budur. Cünüp olan bir kimse, hanımlar da belli günlük günlerinde Kur'an-ı Kerim'e dokunamazlar, el süremezler, ezber de olsa Kur'an-ı Kerim'i okuyamazlar. Demek ki cünüp olanlar, erkek hanım. Bir de hanımlar özel günlerinde, hanımlar Kur'an-ı Kerim'e dokunamazlar. Hatta Kur'an-ı Kerim'in tamamı değil de mesela Kur'an'dan bir ayet yazılı olan bir tabela olsa, levha olsa, duvar asılı, ki hanımefendi evin temizlerken bile ona elle dokunamaz ama böyle. Ve ezber de olsa okuyamazlar bunu böyle. Ama abdesti olmayan kişi, yani cünüp değil, kadın özel gününe değil, abdesti olmayan kişi Kur'an-ı Kerim'e o da elle dokunamaz, ezber okuyabilir. Bir de ister cünüp hali olsun, ister hanımların özel halleri olsun, o zaman da Kur'an-ı Kerim'den de ancak dua niyetiyle, tabi dua anlamını taşıyan ayet-i kerimede bilirlerse, onları dua niyeti okuyabilirler. Ne gibi? Rabbena atina fiddünya hasene gibi. Rabbena fili veli valideyi gibi. Fatiha'da okuyabilirler. Dua niyetiyle, anlamını tabi bilerek okuyabilirler bunları da. Yine Allah Teala bize buyuruyor Kur'an-ı Kerim'le ilgili olarak, tenzilü min Rabbil alemin Mevla buyuruyor. Tenzilün, yani nezzele tenzilen. Burada tenzil mastardır. Mef'ul mutlak denir buna. Fiili mahzuftur. Fiili mahzuftur. Bunu tabi ancak Arapça az okuyanlar bunu anlarlar. Tenzilün demek ki mahzardır. Nezzele tenzil anlamına gelir. Bu ki tenzil
tefil babından. Tefil babı da keset içindir, çokluk içindir. Yani Kur'an-ı Kerim nüzül inmek anlamına geliyor. Nezele olsa bir defa da anlamına gelir böyle. Nezele tefil babına buna şeyde verilince çokluk anlamına gelir. Yani Kur'an-ı Kerim tekrar tekrar geldiği için 23 yıl geldiği için bu masada geliyor. Kur'an-ı Kerim tenzildir, indirilmiştir, tekrar da indirilmiştir. Kimin tarafından? Min Rabbil Alemin. Alemler Rabbi olan Allah tarafından peygamberimize gönderilmiştir, indirilmiştir. Mekke mükerreme döneminde oranın müşrikleri peygamberimize tabi iftira ediyorlardı. Yani Kur'an-ı Kerim'i sanki sen söylüyorsun gibi diyorlardı. Tabi Rabbim onlara cevabını verdi. Eğer böyleyse ki o Muhammed denen kişi bir insan olarak Kur'an gibi bir sözleri söyleyebiliyorsa siz söyleyin bakalım. Hadi bir misin söyleyin bakalım. En kısa bir süreyi ya da 10 ayet miktarı bir bölümü söyleyin bakalım. Peygamberimiz o zaman Mekke'de dönemde tabi hep hayat öyleydi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri okumaz mı da bilmiyordu peygamberimiz. O dönemde Arabistan'da özellikle Mekke mükerremede şiir yarışmaları olurdu. Gelen şairler, okumaz mı bilenler bunların şiirleri Panayır'da okunur. Hangi şiir birinciliği kazanırsa o şairin şiiri Kabe içine asılır. Bir yıl. Her yıl bu yarışma yapılırdı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri okuma yazma bilmediği gibi şiir demesini bilmez peygamber. Bilmez demesini. İşte Allah Teala buyuruyor. Hayır. O Kur'an Muhammed'in sözü değildir. O söyleyemezdi bunu. Hele günümüzde Kur'an-ı Kerim'de öyle bilimsel ayet-i kerimeler var ki henüz daha bugünün bilimi, teknolojisi bunlara tam içine daha varamamış şekilde ne gerçekte o Kur'an-ı Kerim, neler o Kur'an-ı Kerim'de Allah buyuruyor Kur'an-ı Kerim indirilmiştir Rabbül Alemin tarafından. Şimdi burada arkadan şöyle Mevlam buyuruyor. O müşriklere ve tabi onların gelen günümüzdeki uzantılarına da Mevlam buyuruyor. Efe bihadel hadisi entüm müdhinun. Efe bihadel hadisi şu kelama mı, söze mi? Yani şu Allah'ın sözüne mi, Kur'an-ı Kerim'e mi? Entüm sizler müdhinün müdahane ediyorsunuz. Müdahane iki yüzlü şöyle, içi dışı başka olmak ve Kur'an-ı Kerim'i şöyle aşağılamak, böyle hor görmek Kur'an-ı Kerim'i. Eylem sahip edeceğim. Demek Kur'an-ı Kerim kutsal. Mukaddes Allah kelamıdır. O Rabbül Alemin tarafından Cebra vasıtasıyla peygamberimize vermiştir, gelmiştir. Velham bir Kur'an-ı Kerim'e yani saygı gerekir. Kur'an-ı Kerim'e sevgi gerekir. Kur'an-ı Kerim'i yaşamak gerekir. Kur'an-ı Kerim Allah'ın son kitabıdır. Nasıl ki peygamber zamanında yaşayan o günün bedbahtları, müşrikler, sapıkları Kur'an-ı Kerim'e öyle aşılayıcı göze bakmışlarsa bu tabi kıyamete kadar devam eder. Onun uzantıları işte Kur'an Allah bile buyur deyince
kıyameti koparırlar insanın başına. Vay sen Kur'ancı mısın, İslamcı mısın, şu bu derten ben. Vay mübarek insanlar. Mevlam bize şimdi burada bir örnek veriyor. Rızıkla ilgili olarak. Ve tec'alûne rizkakum ennekum tükezzibû. Rızkınıza bedel, bak Mevlam Allah bilir, beden. Sizler Allah ayetlerine yalanlıyorsunuz. Yani o Allah ki Rabbül Alemi bak. Yani Kur'an'daki şu uyuma bak. Kur'an-ı Kerim Rabbül Alemin'in kelamı, sözü. Rabbül Alemin yani bütün alemleri yaratan, dünya alemi, berzah alemi, melekler alemi, gayb alemi, ceberut alemi, sayısı bilmiyor. İşte alemler var. Tabii mahşer alemi olacak, cennetler alemi var da bu alemler var. Bütün bu alemlerin Rabbi Allah. Hepsi birbirine bağlı. Bağlı böylece. Yani bir insan Allah'a bağlanabilirse, Allah bana yeter diyebilse kişi, insan buna gerçekçi olsa, böyle bir insan nerede olsa olsun, her Allah'ın mülkü o halde. Yani insan dünyada olsa, kabirde de olsa ne fark eder ki? Etmeye gibi şey fark etmeye ki. Tamam, kabri indirdiler, koydular. Kabir nedir? Allah'ın mülkü. Kabirden kaldırıldık. Mahşere toplandık, izdiham toplandık orada. Allah bizim Rabbimiz. Yani sıratta da olsak, ne de olsa kaldım, Allah Rabbül Alemin'dir. Ona bağlanabilsek. Demek ki burada Mevlam buyuruyor, rızkınıza bedel, ona bedel, yani şükür yerine tekzip, yalanlamaya gidiyorsunuz. Bu şey oluyordu, yani rızkı o günün cahil insanları ne diyorlardı? Efendim işte yağmur bulutun rızkın bir sebebi yağmur. Nereden yağmur geliyor? Bulut'tan geliyor. Haşa Allah'ım bunu haberiyor sanki böyle şey. Yine bazıları da yıldızlara tapanlar ne diyorlardı bunlar da? İşte filan yıldız filan yerde doğunca, filan yere gelince, şöyle olunca işte bulut geliyor, yağmur geliyor, rızık oluyor. Ey mübarek insanlar. O yıldızı yaratan kim ama değil mi bak? Konunun başından başladık değil mi? Allah yemin etti burada. Neye? Yıldızların yörüngelerine. Haşa yıldızların bir yaratıcısı olmasa, onlar kendinden var olsa, olabilir mi? Olamaz. Yani bugün bilim de bunu kabulleniyor. Hiçbir şey yoktan var olmaz. İnsanlar bir şey yapıyorlar. İcat diyelim bunlara. Ne ile oluyor ama? Varlık aleminde birkaç bir yere getirerek yapıyorlar. Mesela ilk insanlar bile şunu bunu yapmışlar. Ne ile yapmışlar böyle? Örneğin bir hamur işi. Hamur işi yaparken un da gerekiyor. Buna su da konuyor buna. Tuz da konuyor buna. Gereğinde buna yağ da konuyor buna. Bir şey oluyor böylece. Bugünün en modern cihazları, teçhizatlar neyle oluyor? Onu bu karışıyor böylece. Ama yoktan var demiyor kimse. Demiyor. Bunun için yıldızlar kendi yoktan var olmadılar. Haşa. Yıldızlar kendinden var olsa haşa. Değil ama tabii. Olsa ne olur? Şu alemde bir başıbozluk olur böyle. Dengesizlik olur, düzensizlik olur şu alemde. Karma karışık olur. Yani yıldızlara bir yaratıcısı olmasa, onları denetleyen olmasa, onların yörüngesi olmasa, yani bir disiplin olmasa, bir amir olmasa ne olur? Yıldızlar tabii birbirine çarpar. Ne demek yıldız çarpma demektir? Güneşte biraz yükselir ya patlama olacak güneşte.
Güneş deyip enerji var güneşte. Yani hidrojen helyum atomu dönüşürken fazla fazlası enerjiye dönüşüyor böylece. Allah'ın verdiği bir takdir oluyor bunlar böylece. Allah'ın takdiri gereği güneşte biraz yüksek derecede bir patlama olunca güneşte enerji fazlaşınca oluyor. Dünyada hayatı etkiliyor ama derler. Yani radyo verişleri, şunlara, bunlar, televizyonlar, bilgisayarları bile bozabiliyor böylece. Allah'ın izniyle güneşten mesela olan patlamaların işte 10 kat, 20 kat olsa ne olur? Dünyada tek bir santral kalmaz dünyada. Böyle yani. Kalmaz böylece. Demek ki hele yıldızların birisinin diğerine çarpması, birbirine çarpmaları bunların alem ne olur ki bir anda böylece. İşte günümüzde de efendim işte meteoroloji haber verdi, yağmur yağacak. Evet, meteoroloji bugün bilimsel olarak uzaydan gözetleyerek çevre ülkelerdeki durumla böyle hepsini toparlayarak bir de mevsim ortalamasını bularak ne yapıyor meteoroloji? Bir tahmin yapıyor böyle. Bu tabii tahmin de uzaydan da görüntü alındığı için yani bulutların nereye doğru gittikleri, bulutların hızları, yönleri, rüzgar esintileri hesaplanıyor bunlar. Tabii sapma olabiliyor. Aniden başka bir rüzgar çıkıyor, bulutu dağıtıyor. Ya başka bir şey gidebiliyor, olabiliyor. Günümüzde bile yani meteoroloji dediği için yağmur yağmıyor muhtemelen böyle. Nedir onlar? Ancak ki bunda birer gözetleyici, tahminci. Tabi bazı bilimsel çalışmaları var. Onların bazı aletleri var, teleskopları var, cihazları var, şunları bunları var. Bunlara bir şey yapmaya çalışıyorlar. Ama ne de gerçekte suyu uğraştıran Allah'tır. Bu şey Allah Teala Mevlamız'dır. Eğer meteoroloji elinde bir şey olsa ne yapardı? Mesela aşırı yağış geliyor, önder bunu. Bulut başka yere sevk eder. Yapamadığına göre. Demek ki Rezzak Hakim Allah diye şahili. Yani rızkı veren hikmetiyle ancak ve ancak Allah şahili. Ne gerekiyor burada? Allah Teala Mevlamız'a şükür gerekiyor muhtemelen. Şimdi arkadan Mevlam bize burada insanın son anlarını beyan buyuruyor. Yani bir insanın ömrü Allah korusun, eğer gaflete geçmişse tabi mutlaka insan bir sona doğru yürüyor. Zaten her doğan yavru bebek doğduğu anda geriye sayımı zaten başlıyor zaten. Yani ömrü belirli, nefes sayıları belirli. Ki ana karnından dünyaya gelen çocuk ne yapıyor? O anda daha gerim ve sayım işlem zaten başlıyor. Bu ne olacak? Vakti gelince gelecek böyle. Kimse bunu erteleyemiyor, önü alamıyor, kimse bunu engelleyemiyor. Buyuruyor bizim Mevlamız burada. Felevla İza belagatil hulku. Ya o can, ruh hulkuma geldiği zaman levla aslında muhalif temenni denir. Levla ke levla gibi. Olmasaydın ama oldun. Yani evet can hulkuma gelmese ama insan ölmese ama ölecek ama. Yani can, ruh bir de hulkun boğaz böyle. Demek ki can bir an gelecek, hulkuma gelecek. Ayaktan çekilecek, elden çekilecek artık. Bu nedir? Gargara denir. Artık böyle can çıkmak üzere artık böyle. Can çekişmesi, en son can çekişmesi böyle. Artık ölecek böylece. O an tabii kişinin gözünden perde kalkar. Görmediğini görebilir. Çünkü o anda kişi artık başka hayata dönüşüyor böyle. O hayattan bazı
sırlar artık buna görünmeye başlar böylece. Ve entüm sizler hinezin o anda o hinde tenzurun ancak ki o can çekişen kişiye bakışırsınız. Öyle bu muhteremler. Gerçek bu mu? Muhteremler. Yani Allah'ın Celle Celaluhu takdir ettiği vakit gelince ne olacak? Her insanın canı hulkuma bu düğme, boğaz düğümüne gelecek. Artık yani çıkma üzere bir can, son bir can çekişme derler bana. Son bir can çekişme derler. O anda ne olur? O can çekişen kişi o anda ister evindeki rahat yatağında olsun, kom yatağında olsun, ister inşaatta düşüp ölmekte olan bir kişi olsun, ister trafik kazasında yaralanan kişi olsun, isterse dünyanın en modern hastanesinde yoğun bakımda olsun, etrafında özel doktorları, profesörleri olsun, ne yapılır o anda? Artık tıp teslim ediyorlar böyle. Ne diyorlar değil mi? Böyle artık cevap vermiyorlar böyle. Yani artık kalp cevap vermiyor, şoka cevap vermiyor, ilaç kabul etmiyor, artık serum gitmiyor kendisine. Meram biri entim hineizin tenzurun ayet çevresinde ona bakınırsınız. Tabii eğer camdan söyleyen bir kişileri ise iş yerinde üzülen, ağlayan, ahvah diyen, elinden gelmiyor, kurtarmak isteyen eline gelmiyor, bir şey gelmiyor. Gelmiyor muhtemelen bence. Nice devletin başkanları, yani dünyanın en ünlüleri, böyle, para babaları, böyle, dolar babaları, böyle, mafya babaları, böyle, değil mi? Ne oluyor sonunda bunlarda? Ki artık bir telefonla baskı yapanlar böyle. İstin yaptıranlar. Bunların da bir gün geliyor. Bunların da canları boğazına dayanıyor. Hasta yatağında can çekişmeye başlıyorlar. Ne kadar paraları olsa da, holdingleri olsa da, medya patronu olsalar da, yetkin bakan rütbeleri olsa da, artık o anda hepsi orada geçersiz olduğu gibi artık orada tıp mı yapacak bir şey kalmıyor. Kalmıyor böylece. Mevlam buyuruyor. Ancak ona bakarsınız. Nedir bu? Yani haşa bakın. Allah'a isyan edenler, Kur'an tanımayanlar, Allah'ın dinine karşı, yani haşa şiate karşıyız diye Allah'ın dinine isyan edenler bunlar böyle. İslam'ı aşağılayanlar, kendilerini çalı zannedenler, ama sonunda onların da başına bu hal geliyor muhtemelen. Geliyor böylece. O anda onları görüp anlatabilseler ama izin verilmiyor. Neden? O alem gayb alemi olduğu, gizli alemi olduğu için. Eğer o ana gelen bir kişi, ölüm haline gelen kişi, yani canı boğazına dayanan kişi o anda gözden perdere kaldırılıyor, gerçekleri görüyor, melekleri görüyor, varacağı kabirdeki cehennem yerini görüyor, çok şeyleri görüyor anda, kendini de görüyor anda kişi böyle. Amel defterindeki kişi anda görüyor, bunları görüyor. Ama kimseye haber verip onda gücü kalmıyor. İman gaybi olduğu için. Yoksa bunlar haber verirse gören tarafından, öyle mi diyerekten, tabi ne olur o zamanlar? İnsanlar bunu görerek, korkarak biraz, tabi zaman yine soğur tabi bu şekilde. Ve nahnü, Allah Teala buyuruyor, bir azametimizde akrobu ileyhi, ona daha yakınız, mümkün sizden, velakin la tübsirun, ama siz bunu göremezsiniz Melabi. O anda Allah kuluna yakın mı yakın muhteremler. Tabi kul iyiyse ne mutlu ona, Allah ile beraber. Ama Allah isyan eden kulsa, bir kafayı ise böyle. Çağdaşlık adı altında
İslam düşmanı yapan kişi ise, İslam'ı koruyan, çalışıp gören kişi ise, ama en sonunda, en sonunda o da noktaya geliyor muhteremler. Bilim, teknoloji, çağlar, şunlar, bunlar kimseyi ölümden kurtaramıyor muhteremler. Müslüman da ölüyor ama, tabii ölüyor, Müslüman da ölüyor. Evliya da ölüyor, peygamber de ölüyor ama ölümde ölüme fark var muhteremler. Sonra öbür hayata geçişte işte orası mühim. Asra onu geçecek işte burada. Felevla inküntüm gayre medineyim. Burada Rabbim buyuruyor. Eğer sizler burada medineyim deyin kökünden geliyor ki deyin cezalarım anlamına geliyor. Ki Malikiye Müddin gibi ceza günü oradan geliyor. Eğer sizler iddia ettiğiniz gibi öğleden sonra dirilmeyecek, yani ceza görmeyecekseniz tercihûneha o kişinin canını boğazından geri çevirin bakalım. İmin kuntum sadıkiyen, eğer sözünüzde doğru gerçek iseniz böyle bir. Hadi bakalım. Can boğazı dayanınca bilimle, teknolojiyle, tıbbınla, her bir imkanlarıyla yetkinle, makam, mevkini kullan. Bütün ağzını ortaya koy bakalım. Koy da. Canını boğaz veren kişinin canını hadi geri çevirin bakalım. Mevla buyuruyor. Var mı imkan buna? Yok mu? Ne yapar insanlar? Canlı yakını varsa ancak gözyaşı döker. Bazısı da ağlar, sessiz ağlar. Bazı isyan eder, kabul edemez bunu. Ama olan olacak takdirde. Şimdi gelelim, ölümden sonraki duruma gelelim. Evet, kafir de ölüyor, müşrik de ölüyor. Her türlü sapık da öldüğü gibi, gerçek Müslüman da ölüyor. Evliya da ölüyor, peygamber de ölüyor, melek de ölecek. O da ölecek, zaman gelip kıyamet ölecek. Fakat ölümden sonraki insanın geçişi, öbür aleme geçişi. Nedir ölüm? Ölüm, burada hayatın bitip insanın başka hayata dönüşü. Ne gibi? Var mı bunun örneği? Var muhtemelen, her şey örneği var tabii ya. Bugün insan olarak herkesin kabullendiği bir gerçek var. Ana karnındaki yavruda can oluyor mu? Oluyor. Hayat oluyor mu? Yani bugün bilimin de kabul ettiği, her insan kabul ettiği bir gerçek bu. Ana karnındaki çocukta can oluyor. Hayat oluyor. Kendisi veriliyor. Diri yine hayat, can oluyor. Böylece, orada. Tam rızık da buna veriliyor. Veriliyor. Hayatı var kendisinin böylece. Demek ki ana karnında da bir hayat var. Orada bir hayat koşulları var. Yaşama koşulları da var böylece. Sonra dünyaya gelince ne oluyor çocuk? Oluyor hayat koşullarından demek ki hayat koşullarına dönüşüyor. Başka hayata gelişiyor böyle. Mesela ana karnında akciğer solunum yapıyor da çocuk. Akciğer solunum. Nasıl yapıyor oradaki oksijenini? Ana karnından alıyor oksijeni. Dünyaya geldiği anda alıyor. Çocuğun akciğeri hemen devreye giriyor. Akciğer solunum başlıyor böylece. Yine ana karnında çocuk gıda alıyor. Anasının kanından gıda alıyor. Kanıyla gıda alıyor. Ama oradaki artıkları, posaları aynı yoldan geri çeviriyor. Yani inmiyor bağırsakların çocuğun bu arada. Dünyaya gelince bağırsak iniyor böylece. Yani hayat başka hayat oluyor böylece. İşte aynı şekilde dünya hayatı biterken bir yandan insanın başka hayatı başlıyor ama. Bedensel mi? O hayat ruhsal. Ruhsal böylece. Şimdi ruhtan bize ne diyecek olan oluyor tabi bazen böyle. Tabi bunu söyleyen kişi gerçekten yani eski bir tabiri vardır. Cehenni mürekkep diye böyle.
cehli mürekkep derler böyle. Yani kat kat böyle cahil anlamına geliyor. Yani karanlıkta kalan bir cahil anlamına geliyor bu. Yani öldükten sonraki ruh hayattan bana diyenler. Neden? İnsan aslı ruh ama ya. Ruh derler. Dünyada biraz düşünen kişi, biraz hatta kendini araştıran kişi ruhun olduğunu anlayabilir. Ruhsal bir hal. Ruhsal zevk. Ruhsal genişlik. Böyle. Ruhsal huzur. Ruhsal huzur. Yani bir insanın bedeni dünyada ne kadar rahat olsa bedeni. Hatta kişinin bedeni tamamen sağlam olsa bedeni. Özel hastanede kişi bütün tahlilini yaptırılmış, her artık cihazdan geçmiş kişi buna hastane rapor veriyor. Senin her tarafınız gayet sağlam sağlam çalışıyor, tıkıdır çalışıyor her şeyin. Ne der kişi değil mi? Ben hastayım der. Hasta değilse bak her şeyin sağlam. Ne var? İşte sıkıntı var, darlık var böyle. Uyku uyuyamıyorum, canım sıkılıyor, dünya dar geliyor bana. Artık ölmek istiyorum, intihar etmek istiyorum diye böyle. Nedir bu? Ruh sıkıntı da bak ruh muhtemelidir. Kol rahat muhtemelen. Kol rahat geniş o da böyle. Yatağına uzanıyor. Yatağı cennet yatağı gibi dünya yatakları. Rahat, konforlu. Yatıyor. Rahat. Odası geniş. Yatağı geniş. Yumuşak. Her bakımda rahat ve konfor. Böyle şey. Pijamaları o kadar lüks pijamalara giyiyor yatıyor. Ama yatağında sıkılıyor mu? Sıkılıyor. Kim sıkıyor onu? Sıkılan ne? Ne diyor? İçim sıkılıyor diyor. Gönlüm sıkılıyor diyor. Ruhum sıkılıyor diyor. Bazı kelime kavramları bile değişiyor. Ama nedir gerçek? Şundan doktorlanıyor. Ruh sıkılıyor. Ya. Nedir ruh? İnsan aslında ruh işte. Ruh huzuru buldu mu? Ruh sevindi mi? Ruh tatmin oldu mu? O beden sıkıntı bile olsa insan yine huzuru bulur. Bulur böylece. İşte şimdi gelelim inşallah ayet-i kerimin sonlarına, bu sürenin sonlarına, ölüm konularına. Mevlamız buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Fe'emma inkâne minel mukarrabîn. Eğer o ölmekte olan kişi mukarrebinden ise, Vakıa suresinin başında bu konu geçmişti. İnsanlar üç sınıftı. Biri mukarrebindi. Kimler bunlar da? Es-sabikune sabikun böyle. Her şeyde ileri geçenler böyle. Allah yolunda, imanda, cihatta her şeyde öne geçenler böyle. İşte ölmekte olan kişi mukarrebinden ise, o da ölüm yatağına yattı. Onun da canı hulukuma dayandı. Evet dayandı. Onun da beden acı şey duyar. Peygamber canısını duyar. Böyle. Beden olarak duyar. Böyle şey. Ama bakın ondan ne oluyor? Ruh ayrılım bedeninden ferevhun ve reyhanun ve cennetü ne'im oluyor. Allah hepimize bunları nasip miyese eylesin inşallah. Bu şey ölümü yani böyle. Mukarrebin ölüyor. Mukarrebin. Mukarreb kurbiyetten geliyor. Yakınlık kökeninden geliyor. Allah'a yakın olanlar böyle. Aradaki perdeleri atanlar böyle. Huzuru bulanlar. Gafetten çıkanlar böyle. Yani namazında, orucunda, ibadetinde, cihadında, yolda, otururken, yemek yatarken hep Allah ile olanlar böyle. Her şeyde de öncü olanlar böyle. Yani çekici olanlar. Çekilen değil. Çekici olanlar. Nerede olsa olsun bunlar öncülüğü yapanlar bunlar böylece. Yani dünyada Allah huzurunda yaşayanlar böyle. Allah diye yaşayanlar. Allah'ın emrine sıkı sıkı sarılanlar. Bilinçli, tekvaca
İhlasla yaşayanlar bunlar böyle. Ne oluyor bunda ölünce? Önce ferevhun. Revh üç anlama geliyor. Bir rahmet. Ferahlık. Bir de rahatlık. Yani İsrail anlamına geliyor. Bunlar daha ruh çıkarken bedeninden, hatta ruh daha bedenden çıkmadan, bedenlerinden, bunların tabii gördükleri, kendini görüyor. Nasıl görüyor kendini? Nur görüyor kendisine. Kendine bakıyor, bir nur olmuş, nur. Öyle kara yok, zulmede kendisine böyle. Melekleri görüyor. Melekler bunu helallaşıyorlar. Melekler, önce sağdaki. Allah senin razı olsun diyorlar bana. Hep Allah yolunda yürüdün. Allah diye yandın. Allah'ın dine çalıştın. Böyle. İslam'a çalıştın. İnsanları kurtarmaya çalıştın. Öyle ya. İnsanlar Allah korusun muhteremler. Zavallı insanlar böyle. Uyuşturucunun bağımlısı olmuş. Hangi akıl buna kabul edecek muhterem? Yani hangi akıl buna kabul eder? İnsan bu işe yaratıldı. Uyuşturucu alacak da efendim ne yapacak? Kafayı bulacak da sersemleyecek mi? Uyuşturucu yani. Alkol bağımlısı, fuhuş bağımlısı, kumar bağımlısı, şehap şu bağımlısı. İşte bunları kurtaranlar mıdır? Kurtarmak bunlara gerekiyor böylece. Gerçeği göstermek gerekiyor böyle. Ruhsal tadı bundan tattırmak ruhsal gerekiyor böyle. Diyor ki melek işte bunlara, melek vedalaşıyor melek son nefesinde. Allah sana razı olsun. Hep Allah diye koştun. Allah diye yandın böyle. Hep Allah yanında yürüdün. Melek de bundan zevk alıyor. Allah'ı seven, zevk alır tabi bundan tabi. Bana dua ediyorlar, ikisi de vedalaşıyor bundan sonra. Bu kişi varacağı kabri de görüyor, gösteriliyor. Bak senin kabrin bu. Bakıyor, o kadar güzel ki o kabir, öyle göründüğü gibi toprak değil muhtemelen, değil böyle. O toprakta neler neler var muhtemelen, neler var böyle. Düşünün ki, bir zerre incir çekirdeğe bak. Bir zerrecik incir çekirdeğe böyle. Allah dilerse Allah ondan bir ağaç yaratıyor. Bak, incir çekirdeğinden. O da topraktan oldu aslında. Allah'ın bir ağaç yaratıyor. Ağaç yeşilliğini yapraklarını örüyor. Meyvesini veriyor. Dağı da salıyor. O yüce Mevla diledi mi? O toprak maddeleri, atom elementler öyle şeye dönüşüyor ki o kişiye karşı. Dönüşüyor ki böylece. Onun o mezarı cennetten bir bahçe oluyor böyle. Yine bu kişi bir de cennetin bakımını da görüyor. O anda aşkullah tam tadıyor böyle. Ruh cebe kalmıyor. Cebe çekilme böyle. Adı ruhun dayanma gücü kalmıyor ruhun bedende. Böyle. Bedenden fırlamak istiyor ruh. Bazıları, içinde tabi görenler bazıları bunun, bazı sohbetlerde öyle bir hal olur ki mani hal olur, işte asya bir aşkı tadanlar ne yaptı o anda, bir cezbe denir buna. Cezbe malum çekim anlamına gelir, Allah diye yani fırlarlar bile bunlar. Yani ruh ona kalba sığmamış şekilde böylece. Ölüm halinde o kadar tatlı hal olur böylece. Sonra Mevlam buyuruyor, ferehun artık bunlara ebediyen artık rahatlık, istirahat bunlar. Ebediyen böyle. Dünyada koşacak, dünyada çalışacak, namaz kılacak, İslam için çalışacak, İslam uğruna her şeyini verecek, Allah her şeyi verecek. Yani almayacak İslam için, verecek İslam. Her şey İslam'a kişi verecek. Yorulacak kişi bu tabi. Terleyecek. İcabında ağrısına karşı bunda göğsü bunu siper edecek bunlarda. Bunlar sinirsini gömecek. Ama ölüm halinde gerçekten bir bayram. Bayram oluyor anda. Öyle bir tarım oluyor onun ölüm halinde. Ondan sonra artık bu ebediyen rahata kavuşuyor. Ruhsal rahata kavuşuyor.
ve reyhanün, bir de reyhan. Reyhan rızık anlamına gelebiliyor. Bir anlama geliyor. Rızık tabii ölen kişiye orada pasta, börek, çörek tabii verilmez orada. Ne gerekiyor orada? Ruhsal gıda. Gıda muhtemelen. O ruh, ruh öyle gıda alıyor ki anda artık o kadar mersi muhtemelen. İsteyim artık istemiyor bence. Bir de reyhan şu anlama geliyor. Allah'ın rızası anlamına geliyor. Mevlam buyuruyor. Ey mutmain olan nefis, irci ila rabbiki, kulum dön Rabbine gel. Radiyeten merdiye. Sen Rabbinden razısın, Rabbin sen razı olarak böyle. Radiye merdiye olarak dön Rabbine. Kulum senden razıyım. Kul müjde alınca, kul yanacak yani. Kul onda öyle bir Allah'a yanacak ki, Azrail'in kendisinin canını aldığını farkına bile varamayacak. Yani o anda kişi öldüğünü bilemeyecek bir kişi o anda. Öyle aşk gelecek kişi gerçek böyle. Reyhan. Bir de reyhan, koku anlamına geliyor bir de. Koku anlamına geliyor. Tefsir-i Kebir'de şöyle diyor bu konuda, in ervahın ehli cenneti, ehli cennetin ruhları, la tahrucu mine dünya, dünyadan çıkmaz, illa büyüte eleyhim bir reyhanin mine cenneti yeşümunehu. Ehli cennet, yani o anda birden olacak, cennetten koku getirecek, kişi getirecek. O kişi kokuyu bir koklarken, tabii cennetin kokusu. Bütün damarları dolaşacak. Ruhu coşacak. Ona koklayarak yere kavuşacak. Ve cennetün ne'im, ondan sonra bunu yerleştirir. Ne'im cenneti. Yani bunlara mukarrebine olanlara böyle. Kurbiyet makamı olanlara böyle. Allah'a yaklaşanlara böyle. Maneviyat olarak böyle yakılanlar. Aradan perdeleri yırtanlar böyle. Kafede dalmayanlar. Dalmayanlar. Her şeyin öncünü yapanlar. Bunlara ne kabir hayatı var aslında. Bunlara ne mahşer var. Ne bunlara sorgulama var. Ne bunlara sırat var muhtemelenler. Bunu Allah'ın böyle seçtiği kulları. İkinci grup şimdi. Ki vakıya birinci bölümde geçmişti. Eshab-ı yemin yani. Ve emma inkâne min eshab-ı yemini. Bu ölen kişi eğer eshab-ı yeminden ise, eshab-ı yemin de mahşerde varacak, orada amel defterini sağlayacak işte böyle. Yani Allah'ın salih kullarını ise, sevabı çoksa, fesselamü leke, sana da selam olsun Mevlam buyuruyor. Yani selametün leke, artık sen selamettesin burada. Min eshab-ı yemin, eshab-ı yemin de bana da selamet eder bu da. Bunun bir anlamı da buradaki leke, lam yani ala anlamında. Bu istihara baba denir Arapçada buna. Birbirini kullanabilir bunlar. Ala anlamına göre daha önce ölen eshab-ı yeminden onda buna selam gelecek, verecekler buna böylece. Yani bir insan eshab-ı yeminden ise, nedir eshab-ı yemin? Sevabı çok Allah yolunda. Bu da fazla gafil olmamış. Bu da İslam'a çalışmış. Bu da canını bu torbaya koymuş. Bu da taşın altına elini koymuş. Bu da İslam için çaba sarf etmiş, uğraşmışsa. Allah yolunda haramdan kaçıp ibadetini yapmışsa. Buna ne olacak? Daha önce ölen Allah'ın salih kullan buna selam gelecek böyle. Gelecek buna. Şimdi ölen ruhlar, ölen kişilerin ruhları hangi hal makamdaysa o ruhlara çekiliyor. Mıknatıs gibi. Böyle çekilir muhtemelen böyle. Gerçekte dünyada bunun her bir şeyin bir örneği vardır aslında böyle. Mesela bir memur tayin edilmiş,
uzak başka bir vilayet ile gidiyor böyle. Oraya görev verilmiş. Tabii bu ne yapıyor? Memur ne yapıyor tabii? Aile çocuğunu da götürüyor. Eşyasını götürüyor. Gittiği yerden bir ev daire kiralıyor, oturuyor. Ne yapar orada şimdi? Tabii bunlara bir komşu lazım. Arkadaş lazım. Görüşmeyse insan lazım. Kimlerle görüşür? Kendi o an hangi haldeyse öğlenen bulur, onlarla bir kaynaşa, ülfet kaynaşabilir, onlar kaynaşabilir böyle. Mesela bir memur, tam memur da olsa her şeyin bir çürüğü var böyle. Allah korusun, alkolüse, uyuşmuş olan bir memursa, alnı seni görmeyen kişisi ne yapar? Gittiği yerde öylesini mutlaka bulur, onlarla kaynaşır ve ona uyum sağlar. Ya da yani bir cumadan cumaya namaz kılan kişi ise, orta Müslümansa, o da öylesine bağlıdır. Beş vakitten tam kılar. Bilinçli Müslümansa, o da öylesine bulur. Bulur, ona kaynaşır. İşte öğlen gelir ruhu da oraya da çekilir zaten böyle. Ve son üçüncü fıkraya gelince Allah Teala buyuruyor, eğer bu yalanlayıcı sapık ise ve emma inkâne minel mükezzibine dalin ise Mevla buyuruyor. Yalanlayıcı, Allah emirlerine yalanlayıcı, Kur'an-ı Kerim'deki haramları kabullenmeyici kişi ise el dalin ve inancında da sapık bir inanç sistemi ideolojiye bağlı ise. Ne kadar inanmasalar da tabi bunlar İnkar etseler de Allah-u Teala'nın kanunu yürürlüktedir, yürürlükte ebeden kalacaktır. Yani yerleri gökte yaratan Rabbim, bu dengeyi kuran Rabbim, ki atomdan galaksilere kadar her şeyi yöneten Rabbim, insanı Allah bir ecel takdir etmiştir. İnsanı kabullenmese de, dirense de, ölüm tabii başa gelecek. Ama ne yazık ki, eğer insan bu dünya hayatını boşta yaşamışsa, İslam dışı sapık ideolojilere, inançlara kişi bağlanmış, onları din gibi benimsemiş, onların yolunda koşmuşsa kişi, peki ne olacak bu? Fenüzülü min hamim. Önce buna ilk verecek olan nedir? Hamim kaynak su. Yani bunun mezarı, bunun mezarı kaynayan kazan gibi olacak derler. Bunun mezarı böyle. Bu mezara indiği zamanlar sanki bu kişi bir kaynayan kazanın içine atılıyor. Böyle bak. Hamim. Suyu gibi atıyor buna böylece. Daha mezarındayken azabı bunun başlıyor. Sonra ve tasliyetü cahim ve mahşerden sonra da varacağı yer cahim, yani cehenneme de atılacak. Yani gerçekten de insan denen varlıklara da çok ama yazık olacak. Yani insan denen varlık düşünebilirse, böyle sapık sistemlerin kurbanı olmasa, ömrünü o yola harcamasa kişi, gerçeği araştırsa kişi, ki Allah'ın varlığı, Allah'ın birliğini her varlık haykırıyorlar böyle. Allah'a bir diyorlar. Şehidallahu ennehu la ilahe illahu. Bak. Her şeyin Allah'tan mı ilah yok diyorlar. Allah'a bir diyorlar. Bir ağaca bakalım. Bahar geldi mi, kuru iskelet canlanıyor. Derler. Çiçek açıyor. Böyle. Yapraklarını veriyor. Böyle. Hayat fışkırıyor. Böyle şeyler. Bütün cihandaki zerreler hareket halinde. Hepsi Allah diyor. Böyle. Allah'ın koyduğu kanun kuralları da yürüyüşe devam ediyor. Böyle. İşte Allah korusun, aldanan kişi kendisi gibi fanilerin koyduğu sistemlere bağlanan,
onlara dilim gibi benimseyen, onun yolunu ömrünü sarf edenler, tabi o da ölüyor muhtemelenler. Yani şu çağ, bu çağ, 25. çağ, 30. çağ rakam sayarım değil mi? Büyük Allah'ın mülk celaliyeti böylece. O da ölüyor. Mevlam buyuruyor. Fenüzül minhamiye, buna ilk ziyafet yani ilk verecek olan şey kaynak su böylece. Kaynak su. Bu da kabir azabına bir işaret var burada. Ondan sonra da yeri varacağı yer, yaslanacağı yerde cehennem. İnne hâza, işte kesinlikle bu lehüvel hakkul yakîn, en yakın bir hak gerçek de budur Mevlam buyuruyor. Yani bu sürede ne geçtiyse hepsi haktır, hepsi doğrudur, hepsi bunların Allah yolunda muhakkak olmuş olacaktır. Allah'ın koyduğu kanun kuran değilse o olacaktır böyle. Yani dünyanın dönüşü, sabahın gelişi, gecenin gelişi, mevsimlerin gelişi, burçların yaratılışı, bir devri alem ne olacaksa Allah'ın bu koyduğu rubiyet, alemi rubiyet Mevlam'ın böyle. Hadi o zaman böyle işte. Haşa, Allah'a karşı gelme nedir? Bir hikaye vardı eskiden. Don Kişot'u Değmen'e savaşı diye. Don Kişot denen bir kafir abiye yel değmen'e kılıç çekip savaşmaya kalkıyor. Tabi yel değmen'e tahta gibi böyle bir giysine böyle şey kadın o vakit yakın üstüne böyle şey. Yani kimse Allah'ın kanununa karşı gelemez. Kimse ölüme direnemez. Böylece. Ve yazık oluyor Allah'a aldananlara. Fesebbih. Allah sana şöyle buyuruyor. Fe burada fa'ya takibiye hem anlamı geliyor. Fesebbih tesbih eyle. Yani tazim eyle. Burada sebbih azim anlamında azamette an. Bismi Rabbikel azim, azim olan Rabbin ismini burada azamette an. Allah'ın tesbih eyle. Nedir bu da? Rükuda bu söyleniyor. Sübhane Rabbil azim. Azim olan Rabbim, azamet sahibi, kudret sahibi, yerlere göklere malik olan Rabbim, seni tesbih ederim. Yani sen her türlü noksanlı kadar münezzehsin ya Rabbi. Ortağın yok ya Rabbi, şerikin yok. La şerike leh, leh yok, onun ortağındır. Lehül mülk, onun mülkiyet, onun mülkiyet, onun denetim, onun egemenlik onundur böyle. Odur Rabbül Alemin. İşte mübarek sure, Vakıf suresi bu şekilde burada hitam sona veriyor. Şimdi bir hadisi okuyayım inşallah. Bir insan bu sureyi okursa bunun dünyadaki bir de faydası böyle. Tabii aslında Kur'an okurken, yani Kur'an deyince her ibadet buna giriyor. Aslında bunlardaki asıl temel amaç şudur. Allah'ın rızasını kazanmak için böylece. Ama bunun yanında insan dünyada bu yararını görür. Hadis-i şerif hem Beyhaki'de hem Ramuz-i Şerif'te. Bu Aleyhisselam Hazretleri ben kare'e suretler vakıatı. Bir kimse bu mübarek Vakıa suresini okursa ne zaman? Fî külleyletin her gece okursa. Her gece okursa mümkünse akşam yatsı arasında daha da eftal. Olmuyor, yatsansa olabilir. Bir kimse bu Vakıa suresini her gece okursa ne olur? Lem tuzibu fakatun ebeden. O kişi ebediyen fakirlik görmez bu muhtemelen. Allah kuluna bereket verir. Bereket verir kuluna böylece. Demek ki kimin böyle borcu da varsa, sıkıntıysa, işsizse, iş arıyorsa, gücü yoksa, ekmek parasını zahmet çekiyorsa ne yapacak? Her akşam, her akşam bu okusun. Vakıa suresini. Sahabe-i kiramdan Ebu Zer Hazretleri, Gıffari, yani Gıffar kabilesinden çok gayet zühd takva. Yani dünyayı hiç benimsemeyen, Allah diye yanan ahirene kişiydi böylece. Peygamber sonra bir zaman Şam'da kaldı bu.
Şam'da da duramadı. Medine'ye geldi. Hazreti Osman'ın halifeliği zamanında. Dedi ki Hazreti Osman halifeye, ben de Medine'ye duramayacağım dedi. Böylece. Yani Resulullah'ın olmadığı bir Medine'de tabi peygamberin zamanı yaşayanlar, peygamberimizin sohbetten nurlananlar, yani sözlere, kelimelere sığmıyor muhtemelen böyle. Bazen yaşanması gerekir böylece. Böyle. Yani bir peygamberi görmek, inşallah Rabbi nasip etsin, rüyamızda görebilsek peygamberimizi muhtemelen, rüyada görebilsek böylece. Açıkla görebilsek, rüyamızda görebilsek. Bu ne gerekiyor? Tabi daha canlı İslam yaşayabilsek, görebilsek. Uyaran kişinin o aldığı feyzi günlerce yaşar. Bu da Medine'ye geldi Şam'dan. Osman Halife'nin zamanında. Fakat Medine baktı, eski Medine değil tam ona göre şimdi. Neden? Resulullah yok. O yer altında. Bedeni tabii. Dedi ki Hazreti Osman'a, ben dedi, durmayacağım dedi böyle. Köye gideceğim dedi. Bir köye bağlı Rebze diye, Rebze. Oraya gideceğim dedi. Tabi Hazreti Ebu Zer hiç malı mülkü yok ama kendisi. Halife olan Hazreti Osman buna birkaç, bir iki şey verdi, hayvanat verdi kendisine böyle. Keşin meşri bir gider verdi. Ebu Zer'in bir de kızı vardı. Dedi ki Ebu Zer'e, Halife Hazreti Osman, Ebu Zer, bak sen yaşlandın, tabi bir gün olacak, öleceksin, kız arkadan kalacak. Senin bir evin yok, barkın yok, eşyan yok, maaşın yok, hiçbir şeyin yok. Bu kız zahmet çekmesin, eğer seni de kabul edersen, ben buna da Beytülmal'den, hazineden bir maaş buna bağlayayım dedi, kızına dedi böyle. Ebu Zer hemen itirazı kabul etmedi. Hayır, kabul etmem. Neden? Bakın şunu söyledim muhtemelen. Burası önemli bir şey. Dedi ki, ya Osman Hazretleri, ya Osman, ben kızıma vakıa suretini ezberlettim. Kızım her akşam bunu okuyor, ona o yeter, maaşlarına yeter buyuruyor muhtemelen. Bakın böyle şey. Öyle buyurdu kendisine. İnşallah Rab izniyle bunu her akşam, tabi okuyamasak da her akşam olmasa da böyle, okumaya çalışalım. Peki Kur'an bilmeyen ne yapacak? Bu Latince harf okunur mu? Sakın sakın, kesin olmaz. Çünkü Türk alfabesiyle Kur'an girip okunamaz. Neden? Yazılamaz. Harfler yok. Yanlış okunur. Anlam tamamen bozulur. Mesela bir örnek vereyim. Halaka, hı noktalı. Halaka yarattı. Hallak, yaratıcı anlamına geliyor böyle şey. Ama Latince'de, Türk alfabesinde bir tek ha harfi var böyle. Halaka dersin. Hallak, böyle bir anlamına geliyor. Mesela Arabistan'da kuaför yazarlar böyle üzerine böyle. Hallak yazarlar. Noktasız ha. Hallak, berber. Bak. Bunun için Arapça Kur'an harfinde S var, peltek S var, sin var, sat var, T var, T var, H var. Bunun için tabi bilmeyen ne yaparlar? İnşallah öğrenmeye çalışırlar. O da var muhtemelen. Öğrenmeye çalışırlar inşallah Teala. Ya da eğit okumasını bilen bir kişi varsa sesi okur. Onlar bunu dinlerler. Hepsi aynı sevabı inşallah kavuşuyorlar. Allah inşallah okumayı, öğrenmeyi, yaşamayı nasip etsin. İlahi Teala Fatiha.